78 milyonun ortak değeridir dediniz Besmele. Bizim kutsalımızdır. Dolayısıyla tam da siyasi partiler yasası bunun için, yani kutsal değerlerimizin ve ortak değerlerimizin bir siyasi parti tarafından veya herhangi bir siyasi parti tarafından siyasi propaganda aracı olarak kullanılmasının önlenmesi aslında bu getirilmiştir. Dolayısıyla hem 78 milyon ortak değerdir diyorsunuz, hem de seçim şarkısı gibi bir propaganda aracına herkesin kutsal değeri olan, kutsalı olan besmeleyi koyuyorsunuz. Yani şimdi gerçekten de şunu biliyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çok iyi yokuşlar var. Sayın Bekir Bozdağ Adalet Bakanlığı yaptı yıllarca. İyi yokuşlar var. Bunun bir şarkıda yer almayacağını bilebilecek yetenekte olan, bilgide olan, birikimde olan yokuşlar var. Bunun bile bile oraya konmasının nedeninin de işte Yüksek Seçim Kurulu bir karar versin de bu sefer de seçim şarkısı üzerinden mağdur olalım ve ebedi mağduriyet devam etsin. Dolayısıyla başkanım böyleyse evet, müracaat etmeyin, bize hayır, mağduriyet fırsatı vermeyin. Niye biz, müracaat ettiniz o zaman? Biz halkımızın kutsal değerlerinin ne olursa olsun kutsal değerlerinin, ortak değerlerimizin propaganda aracı olmasına, yasaklanan besmele değil, yasaklanan propaganda aracı olmasıdır. Dolayısıyla bugüne kadar da din ve ortak değerler kullanılıyordu. İşte kullanıyoruz burası. Size siyaset yapıyoruz. Kullandınız. Kimse size yasak dedi mi? Ama bir siyasi partinin seçim şarkısında herkesin kutsal değerinin, 78 milyon ortak değerinin yer almaması gerekir ki bunu en iyi bilebilecek olan da ilk demeci veren Sayın Bekir Bozdağ'dır. En iyi bilebilecek olan. Çünkü Besmele'nin hepimizin evet, ortak değer olduğunda hem fikir mi? Tabii ki. Ne hep yapıyorsun? Beraber haydi bismillah diyelim. CHP ne desin biz de diyelim. Niye yargıya taşıyoruz ki? Şöyle bir şey. Hep beraber diyelim. Bakın. Sayın Kılıçdaroğlu'nun manipülasyon yapmaya, biz ibadeti Allah için yaparız sözü beni hiç rahatsız etmiyor. Biz ibadeti siyaset için yapmayız. Bizim inancımız var. Evet. Ya 28 Şubat sürecinde de başını örtmek isteyen kızlar çıkınca bu siyasi taleptendi. Ya Allah aşkına. Ya şimdi bakın. Ama bu böyle olmaz ki başkan. Kardeşimiz burada. Kardeşimiz burada. Şimdi, onların bakın onların bir saniye. CHP'li deyince bu normal. AK Partili talep edince siyasi talep mi oluyor? Biz %99'u Müslüman bir topluluğuz. %99'un değerlerini bir siyasi partinin bir siyasi araç olarak, siyasi propaganda aracı olarak kullanmaması gerektiğini hareket ediyoruz. Bir ülkeden hareket ediyoruz. Yoksa eyvallah. Kardeşimizin, bütün kardeşlerimizin. Siz bizim mağduriyet iptal olacağını bile bile mağduriyet oluşturmak bakın, için şöyle bir müracaat şey ettiğimizi, siz de bize destek besmeleyi koyduğumuzu, siz de bize destek olsun diye YSK'ya götürdüğünüzü mü? Bir kez daha teşhir ettik. Bir kez daha. Hem de YSK'nın yapısını biliyoruz. Kimler tarafından atandığını biliyoruz. O yargıçların oy birliği kararıyla teşhir ettik.